Hoş geldin ya şehri Ramazan. Ramazan'da mutlu günler, mutlu günler Ramazan'da. Ramazan'da mutlu günler Ramazan'da. Davulun sesiyle uyanıp sahura, çok şükür kavuştu Ramazan'a. Minarede mahya, sofralarda hurma, çok şükür darısı bayrama. Ailece bir telaş, hazırlıklar candıraş, sık işine az kaldı iftara. Herkesle ol arkadaş, kucak aç ve de paylaş, mutluluk yayılsın dünyaya. Aşkımızı paylaşıp tokacı alayım, onun bereketinde çok şükür. İç huzuru arınma, saygı seni hatırla, herkes aynı sofrada çok şükür. Sağlık sıhhat dineme, oruç açık dedemle, bolluk bereketine çok şükür. Elleri aç semaya, otur başla duaya, rahmeti bol boğaya çok şükür. Ramazan'da mutlu günler, mutlu günler Ramazan'da. Ramazan'da mutlu günler Ramazan'da. Gel bakalım gelin kızım. Mis gibi koktu ortalık. Ne pişiriyorsun bakalım? Ne yiyeceğiz mübarek Ramazan'ın ilk sahurunda? Hamur işi yapıyorum baba. Bayılırım hamur işine. Öyle karnını onunla doyurmak yok tabii Asım Bey. Dikkatlice sahurda da iftarda da. Öyle ölçüyü kaçırıp midemize dokunacak şeyler yemek yok. Tamam yahu, az yerim. Biz gelinimle konuştuk. Böyle hafif kahvaltılık gibi peynir, zeytin, yeşillik falan da koyacağız. Öyle yok hamur işine yüklenmek, tamam mı? Tamam dedim ya hanım. Baştan anlaşalım da. Kızım, Betül uyudu. Beşiğine yatırıver sana zahmet. Şükran Hanım, mukabeleyi hangi saatte okuyacağız? Ahmet de gelsin, konuşur kararlaştırırız. Ramazan'ın bu tatlı telaşelerini öyle çok seviyorum ki. Babacım, Ramazan, Ramazan! Şşt, Cevher, sessiz ol. Betül'ümü zor uyuttum. Şşt, sessiz, sessiz. Peki yarın iftarda ne yiyeceğiz? Çok seveceğim bir şey var ama sürpriz olsun. Şimdi söylemeyeyim. Çok merak ettim. Ne acaba? Yemek, yemek. Yemeği duyunca senin de keyfin yerine geliyor ha Cevher. Sen biliyor musun Şükran Hanım, ne pişecek yarına? Sürpriz dedi ya canım kız. Doğru ya, sürpriz dedi. Keşke demeseydi. Meraklanır dururum şimdi. Ne pişecek acaba? Beyti mi? Belki de patlıcan kebabıdır. Mangal mı yakacak acaba? Yahu ne yiyeceğiz? Çatladım meraktan. Bu da daha sahuru görmeden iftarın derdine düştü. Yok öyle yemekler falan. Efendimiz 3 hurma 1 bardak suyla iftar yaparmış. Biz de Allah ne verdiyse onu yeriz inşallah. Canım latife diyorum, kızma hemen. Kuru pilav mı ki? İnşallah kuru pilavdır. Çünkü yani hanım bunu yapınca yanına cacık da koyuyordu. Çarşı pazarda Ramazan bereketi, herkesi saran Ramazan telaşı esnafın da yüzünü güldürdü. Çok şükür. Bak görüyor musun, bereketiyle geliyor mübarek. Dedi. Ramazan gelince siz neden bu kadar mutlu oluyorsunuz? Bu mübarek aya kavuşmak tüm Müslüman alemini mutlu eder oğlum. Peki Ramazan ayında neden oruç tutulur? Cenab-ı Allah bizden bu ibadeti yapmamızı istiyor oğlum. Oruç İslam'ın şartlarından biridir ve her Müslüman bu ibadeti yapar. Oruç sayesinde bilinç ve irade kazanırız. O ne demek yine? Mesela hani bazen sen oyuncak istiyorsun, baban da şimdi olmaz oğlum, daha sonra diyor ya. Evet. İşte hayatta bazı şeylerin bir sırası vardır oğlum. Her istediğimizi hemen elde edemeyebiliriz. İşte oruç da bize istediğimiz şeylerin hemen ister istemez gerçekleşmeyeceğini öğretir. Sabretmeyi, şükretmeyi öğretir. Eğer gerekli sabrı gösterirsen, gerekli emeği verirsen,
İstediğin şeyleri elde edersin. Oruçla sabredip iftarda şükredersin. Ha, ne güzel. Ben de oruç tutacağım. Babacığım ben de. Sen dur Cevher. Ben tutacağım oruç. Minikler oruç tutmaz. Zamanın gelince tutarsın sen de. Niyeymiş? Daha senin için erken oğlum. Zamanın gelince tutarsın. Ya ablam niye tutuyor? Ben de tutacağım. Betül minik o tutmasın. Oğlum öyle olmaz. Elleme benim miniğime dedesi. Tekne orucu tutar o da. Sonra da ben ondan orucunu satın alırım. Anlaştık mı Emre? Tekne orucu ne nine? Sen şimdi gece bizimle sahura kalk. Öğlene kadar hiçbir şey yeme. Sonra öğlen ben senden o orucu satın alayım. Sen de orucunu aç. Tekne orucu işte bu. Yaşasın. Hem oruç tutacağım hem de para kazanacağım. Hey yoo! Babacım hey yoo! Şşt! Bağırmayın. Betül uyanacak. Hadi bakalım. İyi uykular Emre. Baba, söz ver. Beni de kaldıracaksın sahura değil mi? Kaldıracağız tabii kızım. Kaldırmaz olur muyuz? Beni de. Tamam oğlum. Sen yeter ki iste. Ben hep kaldırırım seni. Kalkacağım ben. Dedemle ninem anlattı bugün. Oruç tutup sabretmeyi öğreneceğim ben. Aferin sana. Uyu ki sahurda uyanabilesin. Baba. Hı. Bu ayın adı neden Ramazan ayı? Şimdi bak. Eskiden, çok eskiden yeryüzünü kirlerden temizleyen bir yağmur varmış. Bu yağmura Ramadi adı verilirmiş. İşte Ramazan ayının isminin Ramadi'den geldiği söylenir. Neden yağmur ismini vermişler baba bu aya? Hani dedim ya, bu yağmur yeryüzünü kirlerden temizlermiş diye. Evet. İşte Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar da bizlerin yaptığı hatalı davranışları temizleyip bizi güzelleştirir de ondan. Ne güzel. Hadi bakalım, şimdi uyku vakti. Daha fazla sohbet edersek hiçbirimiz sahurda uyanamayacağız. Elifçim, hadi sen de doğru odana. Kardeşin de uyusun. Peki baba. Allah rahatlık versin. Size de. Hoş geldin ey şehri Ramazan. Devamı neydi ya? Hoş geldin ey şehri Ramazan. Allah Allah. Hoş geldin ey şehri Ramazan. Tamam. Burası tamam. Sonrası neydi ya? Hoş geldin ey şehri Ramazan. Neşen oldu Müslüman. Bu da değildi ya. Değildi de oldu yani sanki. Hani hoş geldin ey şehri Ramazan. Neşe doldu Müslüman. Gümbede güm güm. Ay ona ağzımla değil davulla yapacaktım. İyice karıştırdım ya. Ya Elif'im. Sen de büyüdün de artık bizimle oruç tutacaksın. Ya daha dün gibi hatırlıyorum. Babalarının ilk oruç tuttuğu günleri. Ay ne çabuk geçiyor zaman. Ahmet'imiz büyüdü, yuva kurdu. Çocukları oldu. Şimdi onların oruç çağı geldi. Nineniz açtı yine muslukları. Doldurun kızım bardaklarınızı doldurun. Yarın iftarda bolca su lazım olacak nasılsa. Anne yapma böyle ama. Siz bakmayın bana kızım. Gururlandım da ondan ağlıyorum ben. Mutluluktan bunlar, mutluluktan. Ya çocuklar, ben size babanızın ilk oruç gününü anlattım mı? Hayır. Babanız daha küçücük çocukken tutturdu beni de sahura kaldırın diye. Oğlum, sen daha ufaksın dediysek de dinlemedi. Tabii. Ben büyüdüm, ben de oruç tutacağım diye ısrar etti. Biz de mutlu olsun diye kaldırdık sahura. Sabah bir kalktım baktım. Kayısı ağacına tırmanmış, kayısıları hapur hupur götürüyor. Dedim Ahmet, oruç ne oldu? Başladı ağlamaya. Babacık ağladı. Sus bakayım Cevher.
Şey çocuklar, ben size Nasreddin Hoca'nın oruç fıkrasını anlatmış mıydım? Bakın şimdi anlatayım da dinleyin. Nasreddin Hoca bir gün Ramazan ayında gölün kenarına oturmuş, göle maya çalıyormuş. Komşusu da demiş ki ya hocam demiş, Ramazan ayında göle niye maya çalıyorsun ya? Ya göl oruçluysa demiş. Hoca da demiş ki, ilahi komşu, göl hiç oruç tutar mı demiş. Komşusu da demiş ki, ya tutarsa. Ahmet, karıştırma çocukların kafasını. O fıkra öyle mi? Bolca su iç kızım, yarın susarsın. İçiyorum baba. Ben de içeyim değil mi baba? Ben de susarım. İç tabii ya. Aslan torunum oruç tutacak. Sonra dedesine orucunu satacak. Yavaş ol bakalım Asım Bey. Miniğim orucunu ninesine satacak. Öyle mi? Hadi bakalım görürüz kime satacak. Ben daha fazla para veririm. Üstüne kazak örerim torunuma, bana satar. Ya ben daha çok para veririm. Üstüne sırtımı alır gezdiririm, bana satar. Öyle mi? O zaman ben de... Durun. Daha çok oruç tutacağım. Bir gün birinize, bir gün birinize satarım. Dede, nine, biz her istediğimizi hemen elde edemeyeceğimizi anlamak, Allah bize verdiği nimetlere şükretmek için oruç tutuyoruz. Siz onu hediyelere boğuyorsunuz. Bu da Ramazan'ın bereketi işte kızım. Sabrını gösterirsen karşılığını mutlaka alırsın. Davulun sesiyle uyanıp sahura, çok şükür kavuştuk Ramazan'a. Minarede mahya, sofralarda hurma, çok şükür darısı bayrama. Ailece bir telaş, hazırlıklar candıraş, sıkışını az kaldık iftara. Herkesle ol arkadaş, kaç ve de paylaş, mutluluk yayılsın dünyaya. Ramazan'da mutlu günler, mutlu günler Ramazan'da, Ramazan'da mutlu günler Ramazan'da.